Kapı ziliyle uyanan kadın elinde çiçekle gelen kuryeyi görünce eşinden çiçek geldi sandı. Çiçeği teslim aldığına dair ona uzatılan kağıtları imzaladı ama o sevinçle fark edemediği bir şey vardı. O da üç kağıttan ikisinin boş olduğuydu. Bir çiçekçinin kendisini kandırmasıyla ve bir evraka sadece gelen çiçeği almak için sevinen bir kadının imza atmasıyla bütün mal varlığınızı kaybedebiliyorsunuz. Eşinden çiçek geldi diye sevindi. Boş kağıtlara imza attı. Ancak o sevinci tüm servetini kaybetme riskiyle kabusa dönüştü. Kurye sabahın erken saatlerinde iki çocuk annesi kadının kapısına geldi. Ona hediye çiçek getirdiğini söyledi. Kadın da çiçeğin eşinden geldiğini düşünerek sevinçle aldı. Üzerinde yazan notu okumaya başladı. Ama notu okudukça kafası karıştı. Müvekkilimin eşinin evine bir kurye gidiyor ve çiçekçi bir çiçek gönderdiklerini söylüyor. Kimden geldiğini soruyor. Kartın içerisinde var, bakabilirsiniz diyorlar. Canım arkadaşım, hayatta hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme, hayatta başarılar diye gayet iyi alan, gayet dalga geçen bir türde bir de notu var. Kadın çiçeğin kimden geldiğini anlamaya çalışırken kurye çiçeğin teslim edildiğine dair imzalaması gereken kağıtları olduğunu söyledi, onu uzattı. O da ne dediyse yaptı. Fakat farkında olmadığı bir şey vardı. O da üç kağıttan ikisinin boş olduğuydu. Bunu çiçekçilerin ya da kuryelerin sabit, her zaman ellerinde olan bir liste gibi düşünün. İmza attığınızda teslim aldığınızı gösteren bir liste. Bir de şuraya imza atmanız gerekip deyip iki tane imza daha alıyorlar. Ve bu yolla da üzerini istedikleri gibi doldurarak insanları istedikleri yükümlülüğün altına sokmayı başarabiliyorlar. Ne yazık ki. Eşini arayıp teşekkür ettiğinde çiçeğin ondan gelmediğini öğrendi. Karı koca soluğu çiçekçide aldı. Çiçeğin gönderildiği şubeye gidiyorlar. Çiçeği gönderen şube diyor ki bu bizim kuryemiz değildi. Geldi çiçeği aldı ve gitti. Güvenlik kameralarını izlediklerinde ise gerçek ortaya çıktı. Eve gelen kurye değil, dolandırıcıydı. Motorcunun plakasının üstünde bir bez bağlanmış arka tarafına ve bez plakasını kapatıyor. Hiçbir şekilde kuryeyi tespit edemiyoruz. Çünkü kask var kafasında. Kimin gönderdiğini tespit edemiyoruz. Boş kağıtlara imza attığı sonradan aklına gelse de artık iş işten geçmişti. Dilediği rakamla kişiyi borçlandırabilir. Bu senet bedelini ödemek zorundasınız. Çünkü senetlerde bir sebep aranmıyor. Çift dolandırıcının yakalanması için kolları sıvadı. Avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Savcılık şikayetimizi yaptık. Kişilerin araştırılmasını talep ettik. Ancak bu çok tehlikeli bir durum. Tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum, uyarıyorum vatandaşları.